Ay Volkan, içimi şişirdin. Oflayıp puflama artık. Simge sana da pes yani ha. Ne kadar rahatsın. Eğer Mr. Cotton hediyeyi beğenmezse rezil olacağımız yetmiyormuş gibi bir de işi kaybedeceğiz. Ama sen hiç oralı değilsin ha. Ne yapalım? Her işte bir hayır vardır Volkancığım. Biz elimizden geleni yaptık. Alo. Ha Erkut, ben şimdi uygun değilim. Tabii sen o iş olmuş bil. Tamam, sonra araşırız. Hadi bay. Hakan gelmediğine göre adam kesin ağzına geleni sayıp işi bizden aldı. Hakan da üzüntüsünden yataklara düştü. Arasak mı acaba? Evet, kesinlikle enfes bir tablo. Beğendiğinize çok sevindim. Önemli değil. Tamam, dosyaları inceleyin bu arada. Tamam Mr. Cotton, bekliyoruz. Hadi ne duruyorsunuz? Bütün planların hepsi bitmek zorunda. Simge sen muhasebeciyi çağır. Volkan sen bunları alıp şantiyeye gidiyorsun. Dönerken Mimar Tuğrul Bey de alacaksın. Dur bir dakika Hakan, neler oluyor? Bir şey olduğu yok. Mr. Cotton işin hızlı yürümesini istiyor. Allah kahretsin. Aptal bunun hediyesine nasıl dönüyor? Her şey tamam abicim. Mimar da akşam üstüne doğru gelecek. Güzel. Ben de bunları tamamladım sayılır. Her şey yolunda gitmesine inanamıyorum. Oo Mr. Cotton hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Buyurun. Bu ne demek oluyor Hakan Bey? Hı? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Şimdi işimizi sağlamalı. Şu dosyada da biraz oynama yaptık mı? Bu iş tamamdır. %25 almak varken %10 niye alayım? Öyle değil mi arkadaşım? Hakan'cığım, ben de dosyayı yeniden gözden geçirdim. Teşekkür ederim. Ben de bir daha inceleyeyim. Ben tam 3 kere inceledim. Muhasebe de kontrol etti. İyi o zaman kuryeyle otele gönderelim. Hemen. Evet Hakan'cığım, bu işi kaybedince şirketin çoğunluk hisselerini bana vermek zorunda kalacaksın. Mr. Cotton, yani burada çok büyük bir yanlışlık var. Şirketiniz daha ilk günden rakamlarda yanlışlık yapıyorsa sanırım düşünmemiz gerekir. Mr. Cotton, bakın. İyi günler. Ama Mr. Cotton, lütfen. Bir saniye. Lütfen. Bakın açıklayayım. Hakan neler oluyor Allah aşkına? Anlayamıyorum. Simge sen bu rakamları kontrol etmemiş miydin? Ettim. Ama burada resmen 3 tane sıfır fazla. Bakayım. Ah, inanamıyorum ya. Bu kadar mı olur? Kesin bir yanlışlık olmuş belli. Gel de bunu Mr. Cotton'a anlat. Çay ister misin? Ya da başka bir şey? Yok. Nasıl? Çok kötü, çok. Hakan yeter ama artık. Bu kadar üzülme, olacağı varmış. Ne yapalım? Nasıl üzülmem Simge? O kadar zaman çocuklarımdan ayrı kaldım. Tüm paramı bu işin olması için harcadım. Tam her şey yolunda giderken nasıl böyle büyük bir hata yapıldı anlamıyorum. Ben de. Dosyayı göndermeden önce muhasebeci de kontrol etti. Of, gözden kaçmış işte. Ama bu bir özür değil. Avuçlarımızın arasından hop kayıp gitti her şey. Oysa bu iş olsaydı yaşamıma dair radikal kararlar almayı düşünüyordum. Nasıl yani? Bildiğin şeyler işte. Hayata dair önemli kararlar. Belki de bu kararlar beni de yakından ilgilendiriyordu. Ay bir salaklık mı yaptım acaba? Hadi ama çocuklar. Cenaze çıkmış gibi davranmayı kesin ya. Simge. Nana tablo sorunumuzu bile çözmüştü. Keşke şimdi burada olsaydı. Bu duruma da belki bir çare bulurdu. Yok artık, daha neler. Ne zaman başım sıkışsa bir yolunu bulup işleri düzenine sokuveriyor. Farkında mısın Volkan? Tabii canım. Ya kaç kere başımızı beladan kurtardı. Japonları hatırlasana. Sonra şu huysuz Kenan Bey'i. Belki de ailecek ondan vazgeçemememizin nedenlerinden biri de bu. Olabilir bak. Bu durumu ben halledebilirim. Duydunuz mu beni? Bu durumu düzeltebileceğimi söylüyorum size. Simge, çocuk olma lütfen. Rakamlarda 3 tane fazladan sıfır var. Adamın bize tekrar güvenmesini nasıl sağlayacaksın? Ben de olsam böyle bir durumda işi geri çekerdim. Mr. Cotton'ı ikna etmenin bir yolunu bulacağım. Ayrıca ayrıca bütün bu çıkardığımız hesapları ve yapılacak alışveriş merkezinin inşaatının başlaması için imzaları da alıp öyle geleceğim. Simge dur bir dakika, nereye gidiyorsun? Simge bak üzüleceksin sonra. Bir dakika düşünelim bir. Düşünülecek bir şey yok. Nana kadar olamayacak mıyım? İzin verin bu işi halledip geleyim. Kadınlar arası rekabet diye buna derim. Simge arıyor. Açsana. Alo? Ne? Dur bir dakika, anlamadım. Yavaş konuş. Ne olmuş? Evet. Sen ciddi misin? Tamam, harika bir haber bu. Simge sen bir tanesin. Tamam hadi gel çabuk. Ne olmuş söylesene. Simge Mr. Cotton'ı bir yanlışlık olduğuna ikna etmiş. Aa. Tüm belgeleri imzalatmış. Akşamüstü de Boğaz'da bir yemeğe davet etmiş. Mr. Cotton da peki o halde. Bunu kutlayalım. Start verelim artık demiş. İnanamıyorum. Nihayet. Nihayet. Helal olsun Simge'ye be. Nana'yı da unutmamak lazım. Evet. Ha bir dakika, onu da çağır. Çağır. Hep beraber gidelim yemeğe. Sen bacaksız ha. Demek dersten kaçıp senin için gitar çalmayı öğrenmiş öyle mi? Çitlendik ne olacak? Sorma. Çok sinirlendim. Ama bir yandan da çok hoşuma gitti tabii. Bu işte halloldu ya. Okula daha sık gideceğim artık. Hakan, bir yılı daha devirdin ha? Hiç üzerime gelme. Daha 40 yaş bunalımına falan girmiş değil. Nerede kaldı bu Simge? Mr. Cotton'ı nasıl etkiledi acaba? Sorma, ben de meraktan çatlayacağım. Bu iş bu kadar arkadaşlar. Gel. Süpersin. Ay Hakan. Simge sen bir tanesin. Sağ ol şekerim. İlk önce gönderdiğimiz dosyaların kopyalarını gösterdim. Hesapların hepsi tutuyor. Sadece son gelen dosyada bir yanlışlık olduğunu görünce ikna oldu tabii. Ve bir de bir sürü özür diledi. Hadi kutlayalım. Tamam. Simge, sanırım sana çok şey borçluyuz. Şirketteki hisse dağılımını yeniden gözden geçirmeyi düşünüyorum ben. Canım Hakan. Tebrik ederim. Ay, çok cömertsin, çok cömertsin. Sen bir tanesin. Hakan canım çok teşekkür ederim. Çok cömertsin Hakan. Sağ ol. Canım, sağ ol Simge, tamam. Hadi gidelim de bekletmeyelim adamı. Nana, geldi mi? Biz de tam çıkıyorduk. Nana da mı geliyor? Onu da kutlamaya davet ettim. İyi de bu bir iş yemeği. Simge. Benim zaten derse gitmem gerekiyordu. Gelemeyeceğimi söylemek için uğramıştım. Olur mu? O kadar hazırlanmışsın. Zaten senin canın sıkılır, biz iş konuşacağız. Akşam görüşürüz o zaman. Nana, lütfen. Hep birlikte işimizi kutlayacağız. Sen de gel. Yok, gerçekten derse gitmem gerek. Size iyi eğlenceler. Hadi gidip dağıtalım beyler. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Hadi bunu kutlamamız lazım. Maalesef canım. Amerikalılarla yapacağımız iş olmadı. Evet. Ay tabii canım, ben de çok istiyordum ama inşallah başka sefere. Tamam canım. Araşırız. Bye. İçimden bir his Hakan'la aramızı yeniden düzeleceğini söylüyor. Neden Erkut'tan %25 alayım ki? Hakan'la evlenebilirsem zaten her şeyin sahibi ben olacağım. Günaydın. Günaydın. Hani doğum günü çocuğu gelmedi mi hala? Neredeyse gelir. Bak o gelir gelmez ben çıkıp eve gideceğim. Sürpriz partiyi ayarlamam lazım. Sakın ona belli etme. Tamam. Ay benim de bir ara çıkıp hediye bakmam gerek. Ay süper. Geldim. Aa. Ne diyorsun Ebru ya? Demek Adnan Polat'la görüşüp hallettin. Ay ya çok şekersin kızım. Akşama yetişecek ama değil mi? Tamam şeker. Öptüm. Çok sağ ol. Hadi bye. Kül kedisi yok mu? Çarşıya gitti. Hani hiçbir hazırlık yapılmadı mı? Hakan akşam bir yerlere yemeğe gideriz dedi. Aa. Aile arasında yani. Delirdin mi Makbuş Hanım? Ne yemeği? Akşam evde parti yapacağız. Volkan arayıp söylemedi mi? Sürpriz parti. Hakan haberi olmayacak. Ben Özge'yi de tembihledim. Çocuklarla da konuşacaktı. Sen şimdi Nana'ya gelince söyle şu listeyi halletsin. Ben de şirketten 1-2 kişiyi gönderip olayı organize ettireceğim zaten. Tamam. Makbuş Hanım hadi sallanmayın. Bu akşam doğum günü muhteşem olmalı. Hadi. Evet, sabah çok ateşi verdim. O yüzden gönderemedim. Tabii haberim var. Anlattığım gibi işte. Kusura bakmayın müdür hanım. İlginiz için çok teşekkür ederim. Bir daha böyle bir şey tekrarlanmayacak. Tabii. İyi günler. Çocuğun var mı, derdin var? Ya dalga geçme Volkan. Dur daha. Bir de dede olunca torunlar falan. Sorunların daha çok büyüyecek. Ya bunalıma sokma insanı. Ne dedesi? Sen şimdi 42 mi oldun? 41. 41 kere maşallah, hiç göstermiyorsun. 40 gösteriyorsun vallahi. Volkan boşuna uğraşma. Bunalıma falan girmeyecek. Babacığım ilk doğdun. İlk sen benim babam oldun. Herkesten çok severim. Sensin her şeyim, canım benim. Babişko, babişko, babiş. İyi ki doğdun babişko. Güzeldi değil mi? Evet, evet. Babacığım. Canım kızım benim, sağ ol. Evet, sizi bilmem ama ben hediyemi vermek için sabırsızlanıyorum. Aa, hediyem nerede? Sihir yapsaydım bu kadar güzel söyleyemezdin. Gerçekten mi? Evet canım. Olamaz. Hepsi mi imzaladı? Evet. Arda, Baroş, Kivil, Sabri, Servet, Elano, Nonda. Hepsinin imzası var. Simge çok tatlısın. Rica ederim. Bu da benden. Senin hediyen de güzelmiş. Aman ne hoş. Güzel. Teşekkür ederim Nana. Basit bir çerçeve ama öyküsü çok ilginç, bir gün anlatırım. Baba, bu da benden. Oo, çok güzel. Ha, çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Balyoz, seni hiç ama hiç unutmayacağım. Seni çok iyi anlıyorum. Ben de sanırım Hakan'a bir şey olmasın diye kendimi her türlü tehlikeye atardım. Nana, neden buradasın? Gel ufaklık, gel. Derdimiz aynı değil mi? Sanırım evet. Arıyorsun, nereden buluyorsun bu fıkraları, hiç anlamıyorum. Güzel ya, kankam benim oğlan. Çok iyi çözüm. Sözge'ye gıcık oluyorum. Ne işleri var burada? Hadi içelim. Hayret yani. Hadi. Hiçbir şeyden de geri kalmıyorlar. Peteği çok seviyoruz biz, biliyor musun? Bir şey daha şuna bak gülelim. Ya, bizi çocuk gibi görüyor. Kendisi genç kız oldu sanki. Hadi. İyi peki. Kim geldi? Ay ben bir kadeh daha içerim. Hoş geldin Mimi. Hoş bulduk hayatım. Babam şarkımı çok beğendi. Öyle mi? Aferin sana. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Merhaba. Merhaba. Mimi'nin gelmesine çok sevindim Emre. Merhaba. Akşamlar. Evet, ben de. Mutlu yıllar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok naziksiniz. Aa, dans müziği başladı. Yaşasın. O halde ayağınızın tozuyla gelir gelmez dansı bize çalın mı, ne dersiniz? Olur. Ay bu bankacılar beni öldürecek. Ahiret soruları sordular valla. Yok Hakan Bey nerede? Yok kredi kart numarasından haberi var mı? Neyse hallettim. Tamam sakin ol. Ne de olsa onlar da işlerini yapıyorlar. Hakan'cığım? Düğmen kopmak üzere. Aa, daha sabah Makbuş dikmişti bunu. Ya da diktiğini sandım. Dur. Benim çantamda her zaman yine iplik bulunur. Hemen hallederim. Sağ ol Simge. Şeker, bak bu böyle olmaz. Makbuş çok yaşlandı. Nana desen aklı bir karış havada. İstersen benim Cevriye'yi göndereyim. Temizlik, ütü, ne varsa bir evden geçirsin. Aslında çok iyi olur. Hadi temizlik işini hallettik. Ya çocuklar? Kafalarına göre hareket ediyorlar. Bu işin sonu iş değil, söyleyeyim sana. Ay çok özür dilerim, düştü elimden. Dur ben alırım. Ay yok ben alırım. Ay Hakan'cığım dur. Aa, daha gelmemiş bunlar. Tamam dur, telaş yapma. Ay Ay keşke üstünü çıkarsaydın Hakan'cığım, daha kolay olurdu. Tamam Simge, tamam. Sen bana bırak, ben halledeceğim, tamam. Pardon, rahatsız ettim galiba. Ne var ya? Gömleğimin düğmesini dikiyordum. Tamam canım, bir şey demedik. Saçmalama Volkan ya. Ben Cevriye'yi bir arayayım. Tamam. Birazdan hallederiz hayatım. Tamam. Volkan. Ne? Birazdan hallederiz hayatım. Düğmeyi. Hı, düğmeyi. Volkan. Cevriye'yi Hakan'ın evine bir soktum mu hem olan bitenden haberim olur hem de Nana'yı postalamam çok kolay olur. Hadi Cevriye, göreyim seni. Alo Cevriye, beni çok iyi dinle şimdi. Yok yok, bugünden itibaren kontrolü ele alıyorum. Ah canım benim. Sabah düğmesi kopmuş diye nasıl da üzüldü. Yok yok, ben Hakan'ı kızdırmak istemem. İyi bir ev kadını da olmalıyım. Buyurun. Adım Cevriye. Yeni temizlikçiyim. Müşerref oldum canım. Bir dakika. Bir yanlışlık var. Bizim temizlikçiye ihtiyacımız yok. Buyurun. Niye? Burası Gül Sokak 5 numara değil mi? Öyle, evet. Vallahi bilmem. Simge Hanım beni aradı. Hakan Bey evin çok pis olduğundan şikayet ediyormuş. Git bir güzel temizle dedi. Şimdi hadi ayağıma dolanma da işimi yapayım. Allah Simge. Yine mi sen ya? Yine mi sen? Gülmesene be oğlum ya, gülme. Vallahi gömleğimin düğmesini dikiyordu. Ya tamam canım, bir şey demedik. Aklıma benim komik bir şey geldi de ben ona gülüyordum. Ya sanki seni hiç tanımıyorum. Ne var oğlum? Klasik kural işte. Sevdiğin kızla aşk yaşayacaksın, seni seven kızla da evleneceksin. Ya Volkan, bir git Allah aşkına ya. Neler diyorsun? Neden? Hem yarım kalan işiniz tamamına ermiş olur böylece. Şöyle anlı canlı bir düğün yaparız size. Oh, kasap havası oynamayalı da çok oldu vallahi. Ne o? Hayırdır? Pek keyiflisiniz. Ya sorma, beyefendinin eğlencesi oldu. Gel Simge, gel hadi alay çekelim. Hadi. Ay şimdi hiç o anda değil. Özge şu sınavda bir birinci olsun. O zaman çifte kutlama yaparız. Ha? Ne sınavı? Okulda bugün seviye belirleme sınavı vardı. Ay heyecandan sabaha kadar uyuyamadı yavrum. Bir haftadır birlikte çalışıyoruz. Ben de onunla beraber uyuyamadım tabii. Emre ile Yağmur da giriyor mu sınava? Evet. Onlar da bu sabah çok heyecanlılardı. Hadi bakalım, hepsinin iyi geçer umarım. Umarım. Uyandım sabah ile, gözyaşım sile sile. Ecel kapımı çalmış, ağlıyorum nafile. Deryada, deryada, gam çekmişem dünyada. Aman! Basma oraları, daha yeni sildim. Tövbe estağfurullah. Sana dolanma diyorum ayağımın altında. Ay uçarak da geçebilirdim ama. Hah, buyur bak, leke olmuş. Yeniden sileceğim şimdi. Ay! Bismillahirrahmanirrahim. Sen de nereden çıktın be? Aa, ne bağırıyorsun ayol? Ödümü kopardın. Mutfağın kapısını açık bırakmışsınız. Ben de içeri süzülüverdim. Ay aklım çıkıyordu ya. Kulina teyzem. Benim teyzem. Ay gel. Hoş geldin. Gel. Hoş geldin. Bizde de temizlik var da her yerde. Mutfağa geçelim. Mutfağa. Kim? Alo Simge Hanım, Asayiş Berkemal. Biraz önce teyzesi geldi. Mutfağa geçtiler. Tamam. Tamam dinliyorum. Ne? Şoker mi? Ay ne yapayım? Kabul etmek zorunda kaldım. Yaptığı onca şeyden sonra mı? Nanacığım, sonuçta ben bir periyim. Söz konusu kişi Şoker bile olsa bana sığınan birini geri gönderemem ki. Anla beni ne olur. Ha? Biliyorum, benim yerimde olsan sen de aynısını yapardın. Biliyorum Kulina. Hayır, Şoker'e o kadar kızgınım ki. Biliyorum canım. Şoker'e de söyledim zaten. Eğer sen kabul etmezsen onu hemen geri göndereceğim. Ama İlayda eminim onu yok eder. Yani iyi düşün. Kararı sen ver Nana. Ha? Lütfen kabul et Nana. Ne olur. Ne olur kabul et Nana. Lütfen. Sen iyi kalpli bir oyuncaksın. Bütün bunları kötü bir oyuncak olmadan önce düşünecektin. Şokoko. Ne? Şokoko mu? Çok tırsıyorum. Lütfen de. Evet Nanacığım, cevabını bekliyorum. Peki, kalsın. İhtiyar, kurtuldum, kurtuldum. Kurtuldum ihtiyar. Ne yapıyorsun? Deli misin? Dur. Hayret. Ay, o kadar güzel bir kalbin var ki. Eminim bir gün insan olma dileğine de kavuşacaksın. Umarım Şoker bu kararımdan dolayı bizi yine pişman etmez. Umarım. Ay. Alo, Simge Hanım. Ben bunların konuştuklarına hiçbir şey anlamıyorum valla. Şifreli konuşuyorlar herhalde. İlayda diye bir kadından söz ediyorlar. Ay, gezegenin bir neyim varmış. Sonra... Şu Şeker diye biri de Aflapistan mı çıkacakmış neymiş? Ama o da başka bir gezegendenmiş. Efendim? Ne mi diyorum? Vallahi duyduğumu diyorum. Ne delireceğim? Aa!